Bu derste sadece okuldaki öğretmen ve veli görüşmesi için gerekli olan cümle kalıplarına odaklandım. Bu demek oluyor ki A2 veya B1 seviyesinde cümleler kurdum. Türkçe metni okudum. Ondan sonra Almancaya çevirdim. Çünkü sizin için kısa kısa cümleler olsun istedim konuşabilmeniz için. Almancadan da tekrar Türkçe'ye çevirdim. Ama direkt Türkçe metni veya Türkçe cümleleri Almanca'ya çevirmedim. Türkçe metni yani şöyle düşündüm. Türkçe metni önce kavradım. Ondan sonra Almanca'ya çevirdim. Sizin için kısa cümleler hazırladım. O cümleleri tekrardan çevirdim Türkçe'ye. Bu dersi böyle hazırladım. Bu şekilde gidelim biz hızlı hızlı geçiyoruz. Çünkü Almancanız iyi ya. O yüzden çok detaylara inmeyeceğim ben bu derste. Yalnız önemli kelimeleri birazcık anlatacağım size. Çünkü mesela mein Sohn falan belli. Yalnız belki da sorun yaşıyorsunuzdur. Zeit 3 yıldır biz bir günden başlayıp bu zamana kadar gelen süreyi anlatıyorsunuz. Zeit kelimesinden. Mein Sohn lebt seit drei Jahren in Deutschland. Oğlum 3 yıldır Almanca öğreniyor. Şimdi mein Sohn lernt. Bu sefer de lernt. Demin lebtti. De, şimdi lernt. Seit drei Jahren Deutsch çok iyi. Hoca başlıyor konuşmaya. Bu like dikkat etmeniz lazım. Like demişken ders beğendiyseniz like'layın. Bu like'ın arkasında bir sebep var. O da sizin bana like vermeniz değil tabii ki. Sebebi şu. Öğretmen şimdi çocuğun hakkında pozitif konuşacak. Ondan sonra da dislike gelecek ve orada da öğretmen çocuğun hakkında negatif konuşacak. ikiye böldüm. O yüzden like var burada. Ha, siz de bana bir like verebilirsiniz. O ayrı bir konu. Okey. Çok iyi. Das ist sehr erfreulich. Türkçe'de bu çok iyi diye bitiriyoruz ya. Almanca'ya böyle söyleyin siz onu. Sehr çok. İyi tabii ki iyi erfreulich değil. Yani bunu biz biliyoruz artık sizin seviyeniz biraz yüksek ya yani birebir kelimeleri artık çevirmekten vazgeçiyoruz. Manayı kapıyoruz, manayı söylüyoruz tamam. Das ist sehr erfreulich. Erfreulich bu beni çok mutlu ediyor. Mesela mutluyum mutlu ediyor. Freuen mutlu olmak çünkü. Kısa sürede çabuk öğreniyor. Çabuk neydi Almanca? Schnell. Er lernt schnell in kurzer Zeit. Kısa sürede. Kısa sürede Almanca öğreniyor. Şimdi bunu siz söyleyebilirsiniz. Er lernt Deutsch in kurzer Zeit. diğer konularda da başarılı gösteriyor dersek auch in anderen Fächern zeigt er Erfolge. Erfolge başarı. Erfolg başarı. Evet. Evet bakın ama bakın bu çok önemli bir şey değil mi? Türkçede bazen tekil konuşuyoruz. Almanca'da fakat çoğul oluyor. Başarı Türkçede tekil gibi geldi bana. Ve Almanca'da ama Erfolge yani plural kullanılıyor. Çünkü diyoruz ki in anderen Fächern. Çünkü burada da Fächer plural ya o yüzden. Diğer konularda burada çoğul. Başarılar gösteriyor diye Türkçe'de zannetmiyorum ben çevrildiğini. Almanca'da muss man natürlich plural verwenden. Aha öyle öyle. Devam edin. Bunu duyduğuma çok sevindim. Böyle. Das zu hören freut mich sehr. Ve buradaki eksiği gördünüz mü? Virgül geliyor. Neden geliyor buraya virgül? Çünkü iki tane fiil var. Bir tanesi das zu hören. Çünkü bu zu'lu bir cümle. Virgül yapıyoruz. Ondan sonra devam ediyoruz. Bunu duymak. Beni çok mutlu ediyor. Nasıl ama? Türkçede de aslında güzel Türkçe yani seviye olarak yüksek Türkçe. Bunu duyduğuma çok sevindim. Yani şimdi ben ol, olmuş olsaydım, ben direktmen Almancadan çevirdiğimde derdim ki Das zu hören. Bunu duymak Freut mich sehr. Beni çok mutlu ediyor. Ben böyle konuşurdum mesela. Ama şimdi öğrendim ki bunu duyduğuma çok sevindim. Yani, bir dahaki sefer ben bunu kullanırım mesela öğrendik Böyle ben Almanca'dan Türkçe'ye çeviri yapa yapa Türkçe nasıl gelişti ama Biz akademik bir aileyiz Wir sind eine akademiker Familie Bunu kolayca böyle güzel bir şekilde söyleyebilirsiniz Yani Biz Türkiye'den geldik Almanca bilmiyoruz Tamam okey Ama biz Türkiye'de akademik seviyede eğitim gören kişileriz. Yani benim çocuğum tamam okey. Ben Almanca konuşurken A1 konuşuyorum tamam ama Almancayla siz benim eğitim seviyemi ölçemezsiniz demeye getiriyoruz burada. Bu nedenle çocuklarımızın eğitimine büyük önem veriyoruz. Bu nedenle Wir legen deshalb großen Wert auf die Ausbildung unserer Kinder. Böyle unserer Kinder dedim de şeyden dedim onu ben. Yani şimdi veli olarak tabii bir çocuğunuz yok ya mesela daha fazla çocuklarınız olduğu için. Hani genel olarak sizin tutumunuz bu. Bunu anlatmaya çalışıyorsunuz. Wir legen deshalb yani bu yüzden diyoruz. Deshalb ha legen fiilini kullandım tabii. Leg, vermek çünkü Almanca ya çevirdiğimizde geben ya. Ama değer vermek bakın şimdi Almanca'da ona legen diyeceğiz. Yani legen fiilini kullanmamız gerekir. Geben değil. Ya geben fiil wert olsa ya da wir geben großen wert yanlış. Wir legen großen wert. Neye? Auf die Ausbildung. Neye? Kim için? Kimin kimin eğitimine? Bizim çocukların eğitimine on zararkında. Çocuklarımızın işte başarılı olmasını istiyoruz. Yani meslek hayatında demek istiyoruz burada. Wir möchten, dass unsere Kinder im Beruf erfolgreich sind. Tabii ki sind kullanıyoruz burada ya. Unsere Kinder dediğimiz için yani bizim çocuklarımız çoğul ve elf, er, erfolkreich ve başarılı ikisini karşılaştırdığınızda aklınıza ne geldi? Hemen, hemen ne geldi? Yorumlara yazın lütfen. Neden biliyor musunuz? Çok merak ettiğim için. Aslında ne gelmesi gerekiyor biliyor musunuz sizin aklınıza şimdi? Erfolkreich'i görünce ne gelmesi gerekiyor biliyor musunuz? Söyleyeyim. Der Erfolg, başarı, nesne, nesneden sıfat yapmışlar. O gelmesi gerekirdi. Der Erfolg geldi mi hemen aklınıza? Çünkü başarı Türkçe'de de var bakın. Başarı. Der Erfolg. Aslında çok da zor bir şey değilmiş. Hemen tabii ki gönce aklınıza geldi de Orası ayrı bir konu. Bir şey diyeceğim size. Diğer Erfolg diye 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 siz Almanca'da çok başarılı olacaksınız. Bundan eminim. Çocuklarımızın Almanya'da hızla entegre olmalarını istiyoruz. Yine dedik istiyoruz. Bunu artık siz kalıp olarak kullanırsınız. Wir möchten, dass unsere Kinder sich In Deutschland. In Nerede? In Deutschland. Nasıl? Schnell. Hızlı. Integrieren. Entegre olmalarını. Çocuklarımızın hızlı bir şekilde Almanca öğrenmesini istiyoruz. Nasıl başlıyordunuz? Cümlenin başı nasıldı? Aynen böyleydi bakın. Wir möchten. Das unsere Kinder schnell Deutsch lernen. Wir möchten, dass unsere Kinder schnell Deutsch lernen. Şimdi geldik. Böyle çok büyük bir dislike göstermeyeceğim size. Şurada kırmızı var ya kırmızı. Şimdi hoca konuşuyor ve diyor ki hoca ancak diyor Almancası için biraz daha fazlasını yapabilirdi. Yapabilirdi. Er könnte. Konjunktiv. Yapabilmek können, könnte kullanmamız lazım. Ancak allerdings. Allerdings könnte er noch daha noch ve etwas da biraz fazlasını mehr für sein Deutsch tun. Almancası için für sein Deutsch. Tun bu bir fiil ya. Tun da yapmak. Machen de kullanabilir miyiz? Bir bakalım. Ben size söyleyeceğim. Bakın. Allerdings könnte er noch etwas mehr für sein Deutsch machen. Olmaz. Olmaz. Sebebini başka bir derste açıklarım. Almanca bilmediği için diğer derslerde zorlanıyor. Ya bu genel bir problem zaten. O yüzden Almancayı her zaman ilk hedef Almanca öğrenmek. Yine tutu kullanıyoruz burada. Er tut sich in anderen Fächern schwer. Yani başka derslerde zorlanıyor diyoruz. Schwer tun zorlanmak. Schwer tun zorlanmak. Bu böyle. In anderen Fächern diğer derslerde diğer derslerde zorlanıyor işte zorlanmaktan geliyor bakın schwer ve diyoruz ki weil er kein deutsch kann çünkü almanca bilmediği için diyoruz buradaki cümlede Ali'nin fen dersinde sorunları var. Er hat Probleme in Physik. Ben fisik dedim. Buradaki dil olabilir. Benim bu bölgede konuştuğum dil olabilir. Belki Almanya'da füsik derler. Bunu ü olarak, bu üpsilonu ü olarak da okuyabilirler. Böyle bir açıklama yapayım dedim. Ali biraz özensiz.